Bu ilk konuşmamda aslında ikiye ayırıp size bir konuşma yapacağım. Önceki yarısında ilk 6 dakikada kendi sıfırımı nasıl bir yaptığımı, ikinci bölümünde ise konuşmanın sizlerin sıfır olarak görünen bazı şeyleri nasıl bir yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım ve bunu daha çok bilişim hukuku odağında yapacağım. Şimdi benim küçüklüğümde şimdiki gençlerin sahip olduğu imkanların aslında pek çoğu yoktu. Şimdi bizler sıra sıra yazılan Britannica gibi ansiklopedilerden nelerin olup bittiğini öğrenebiliyorduk. İnternetten öğrenemiyorduk. Benim küçüklükteki en büyük hayalim ki benim dönemimdeki çocukların pek çoğunun hayali buydu. Astronot olmaktı. Ve bunun için astronotların hayat hikayelerini incelediğimde büyük çoğunluğunun donanma pilotu olduğunu, çünkü uçak gemilerine jetleri indirip kaldırmanın çok zor bir iş olduğunu, daha sonra test pilottu, daha sonra da NASA'ya gittiklerini öğrenmiştim. Ve bu nedenle ben de H1 adadaki din sesine girdim. Tabii çok zorlu bir süreçti ama bunu başardım, girdim ve ben liseyi orada okudum. Ama okurken askerlik mesleğinin çok da benim hayal ettiğim gibi olmadığını ve bana göre olmadığını gördüm. Şimdi gençler erkek arkadaşlarıyla ve kız arkadaşlarıyla yazışırken WhatsApp kullanırlar. Bizim zamanımızda mektup yazarlardı birbirine. Tabii biz bir yatılı okulda olduğumuz ve erkeklerden kurulu bir okul olduğu için böyle bir sevgilimiz yoktu. Öyle küçük küçük notlar yapıp mektup yazacak. Bunun yanında öyle bir dünyamız, öyle bir zamanımız da yoktu. Çünkü işte pantolonun ütüsü bozuk, işte düzgün selam vermedin, saç tıraşın şöyle oldu diye sürekli savunma verirlerdi. Ve bu savunmalara sürekli, daha doğrusu bize iddiada bulunurlardı disiplin yönetmeliğini ihlal ettiğimiz için biz de sürekli savunma yazardık. Dolayısıyla ben hep şunu söylerim. Ben gençliğimi sevgililerime mektup yazmak yerine hep savunma kağıtları yazmakla geçirdim. İşte o sırada kısa dönem askerliğini yapmaya gelen, şey, o zaman 8 aydı kısa dönem askerlik yapmaya gelen çok düzgün abiler vardı. Ve onlarla konuştuğumda hepsinin hukuk fakültesi okuduğunu öğrendim. Ve benim kafamda hukuk fakültesi okumak fikri ortaya çıktı. Ve lise bitince harp okuluna gitmeyip hukuk fakültesine girdim. Ve orada da isteğim şuydu, yani Türkiye'nin o günkü en iyi hukuk fakültesi hangisi ise ona girmek. Ve babamın hukukçu olan arkadaşların hepsi bana İstanbul Hukuk Fakültesi Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesidir, ilk kurulan hukuk fakültesidir dediler. Ki bence hala öyle. Ve bunun üzerine sınava çalıştım ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim. Arkadaşlar, İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdiğimde gerçekten büyülendim. O binanın ihtişamı, gelen hocaların giyimi, kuşamı, davranışı, Türkiye'nin tanıdığı koskoca profesörler size siz diye hitap ediyorlar. Bir soru sorduğunuzda bunu mutlaka çok ayrıntılı ve düzgün cevaplar veriyorlar. Yani sizi insan yerine, adam yerine koyuyorlar. Ve daha birinci sınıftayken ben hukuk profesörü olmaya karar verdim. İkinci sınıfa geçtiğimizde ise ilk aldığımız derslerden birisi ceza hukuku dersiydi. Ve ceza hukuku dersi beni gerçekten büyüledi. Çünkü hukuk temel olarak özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılır. Özel hukukta bireylerle bireylerin ilişkisi, kamu hukukunda ise bireylerle devletin ilişkisi ele alınır. Beni bireyle devletin ilişkisi ilgimi çekti ve bunun üzerine ceza hukukçusu olmaya karar verdim. Ama tabii bu çok zor ve meşakkatli bir yol. Yani ben olacağım demekle olmuyor. Ve burada öncelikle şunu dikkate aldım. Ya yani ben eğer çok başarılı bir öğrenci olur isem hocaların bir şekilde dikkatini çekerim. Ve nitekim ben o 4 seneyi gerçekten çok çalışarak geçirdim. Ama şunu söyleyeyim. Keyif aldım. Yani ben aslında hobimi yaptım, mesleğimi öğrendim. Ve o 4 senenin sonunda okulu dereceyle bitirince gerçekten de hocaların dikkatini çektim ve bir beni ceza hukuk hocasıyla tanıştırdılar. Aynı zamanda insan hakları hukuk alanında da çalışıyordu. Ve hem hocanın yanında stajımı yapmaya, avukatlık stajımı yapmaya, hem İstanbul Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimine başladım. Ve orada yine bir şans, işte hangi okulda olduğunuz, ne olduğunuz bu anlamda son derece önemli. O ileri görüşlü hocalarımız bize bilişim hukuku alanında çalışmamızı tavsiye etti. Zaten o geçmişten beri gelen işte astronot olmak istemenin teknolojiye olan merakın nedeniyle sürekli teknolojik aletlere bir ilgim, bir merakım var idi. Bu hukukla birleşince iki sevdiğim alanı bir arada birleştirmiş oldu.
Peki bu neyi fark ettirdi? Ben 2004 senesinde yüksek lisans tezimi savundum. 2004'ün Ekim'inde de Türk Ceza Kanunu değişti. Ve yeni değişen kanun, yeni gelen sistemle bilişim suçları alanında yazılmış ilk yüksek lisans tezi ve basılan kitap benim kitabım oldu. Ve böylelikle aslında akademik teamülde olmayacak bir şekilde ben çok genç bir akademisyenken her konuşmaya ben çağrılmaya başladım. Her toplantıya ben çağrılmaya başladım. Bu konuda bir rapor hazırlanacaksa ben çağrılmaya başladım ve bir anda herkes beni tanımaya başladı. Ama sürekli şunu yaptım. Bir şey yapıyorsanız ya en iyisini yapın ya da hiç yapmayın. Bunu yüksek lisans tezimde de, bunu doktora tezimde de, bunu doçentlik tezimde de ve bunu şu an hazırlanmakta olduğum işte sürelerin olmasını bekliyorum. Profesörlük takdim çalışmamda da yaptım, diğer makalelerimde de yaptım. Her ne yapıyorsanız en iyisini yapmaya çalışın. Ve istediğiniz amaç için gerçekten istikrarlı bir şekilde çalışırsanız başarılı olmamak gibi bir ihtimal yok. Ben bunun canlı örneğiyim. Yani çok tabii ki benim okuduğum okul da bir devlet okulu ama çok özel bir okuldu. Okuduğum üniversite de öyleydi ama bunun dışında ekstra imkanlarım yoktu. Ama o imkanları ben çalışarak yarattım. Hep bana şunu söylediler etrafımdaki insanlar, ya sen ne kadar zekisin, sen ne kadar zekisin. Bu zekilik kavramını kesinlikle kabul etmiyorum. Yani olağanüstü zeki bir insan olsaydım herhalde Albert Einstein gibi bir insan olurdum veya Fazıl Say gibi çok ünlü bir sanatçı olurdum. Hayır, ben sıradan bir insanım. Ama beni diğer insanlardan ayıran en önemli özellik, herhangi bir konuda odaklandığımda hiçbir şekilde başından ayrılmadan ve istikrarlı bir şekilde uzun süre çalışabiliyorum. Dolayısıyla başarı elde etmek istiyorsanız hayatta o sıfır gibi görünen şeyleri bir yapmak, hatta daha da fazlasını yapmak istiyorsanız sebat etmeli, istikrarlı olmalı ve çok çalışmalısınız. Diğer yandan şimdi gelelim gençlerin durumuna. Gençler ne yapmalı? Arkadaşlar, hangi mesleği yaparsanız yapın, bilişim teknolojilerini öğrenmek, bilişim teknolojileriyle arkadaş olmak, dost olmak zorundasınız. Zaten şanslısınız. Bugünün gençlerinin büyük bir çoğunluğu dijital doğan insanlar. Ya benim kızım okuma yazma bilmiyordu. Benim tezlerimi yazdığım o masaüstü bilgisayarında Explorer'a girip yıldızlı yerlerden kendi oyun oynayacağı, elbise giydirme, prenses giydirme oyunlarını oynayacağı yerleri açıp giydiriyordu. Hiçbir zaman ona bir cep telefonunu, bir tableti, bir bilgisayarı nasıl kullanacağını öğretmedim. Tam tersine ben yeni bir telefon aldığımda ona veriyordum. Yani sen şunu bir kur diyordum. Benim belki bir günde yapacağım işi o 10 dakikada kurup o bütün cep telefonunu bana veriyordu. Hala böyle yürüyor. Bu nedenle çok çok şanslısınız. Ama dünya artık internet çağını da aştı, bilgisayar çağını da aştı, sosyal medya çağını da aştı, kişisel veriler çağını da aştı. İnsanlık şu an arkadaşlar koşa koşa yapay zeka çağına doğru gidiyor. Yapay zeka çağına doğru ilerliyor. Ve yapay zekalar sizin ileride yapmayı planladığınız işleri de sizin elinizden almaya adaylar. Dolayısıyla yapmanız gereken bir bilişim teknolojileri konusunda gerçekten bilgi sahibi olmanız, iki yapay zekaları öğrenmeniz, üç ve en önemlisi yaratıcı işler yapmanız. Örneğin bir hukuk bürosunu ele alalım. Hukuk bürosunda 10 kişi çalışıyor. Eskiden bu 20 kişiydi bu arada. O 20 kişinin 10 tanesi işte Yargıtay kararı arar, işte makale arar, bilimsel bir yayın arar, daha önce yazılmış bir rapor arar, mütalaa arar. O 10 kişi şu an hukuk bürosunda yok. Niye? Çünkü hukuk yazılımları sayesinde artık size getirilen çeşitli programlarda anahtar kelimeleri girerek bugüne kadar yayınlanmış bütün Yargıtay kararlarından, bütün Anayasa Mahkemesi kararlarından, bütün Danıştay kararlarından sizin ilgilendiğiniz alana ilişkin olanların tamamını okuyorsunuz. Hatta o kararların özetleri de yapıldığı için kararın tamamını da okumak zorunda kalmıyorsunuz, özetini okuyorsunuz. Ne oldu? 10 kişiye ihtiyaç kaldı mı? Hayır. Eskiden o 10 kişiye niye ihtiyaç vardı? Niye? Adliyelere gidip koşturmaları gerekiyordu. İcra dairelerinde, mahkemelerde. Artık gerek yok. Niye? Ulusal yargı ağı projesi var. Elektronik imzanızla oturduğunuz yerden gece 12'ye kadar her türlü
işlemi yapabiliyorsunuz. Her türlü dilekçe yükleyebiliyorsunuz. Eskiden postacılar vardı. Bize basılı tebligat getirirlerdi. Artık yok. Elektronik tebligatlar, bütün tebligatlar şu sizin konuşma yapmış olduğu bilgisayara geliyor. Görüyor musunuz? Kaç tane kişinin iş gücü azaldı. Peki yarın bizi ne bekliyor? Şimdi 10 tane kişi var ofiste. O 10 tane kişinin pek çoğu dilekçe yazıyorlar. Tamam, kararları topluyorlar ama ben savunma stratejisini oluşturuyorum. Duruşmaya da çıkıp ben zaten savunmayı yapıyorum. Ama o dilekçenin yazılması lazım. O raporların hazırlanması lazım. Onları toparlayıp yapıyorlar. Halbuki yapay zeka devreye girdiğinde ki Amerika'da ve Avrupa'da bu yazılımlar artık kullanılıyor. O dilekçeyi de yapay zeka yazacak. O raporları da yapay zeka yazacak. Ben yalnızca gerekli yerlerde müdahale edeceğim ve insani ilişkinin kurulması gereken yerde ben o insani ilişkiyi kuracağım. O insan inisiyatifinin alınması gereken yerde ben olacağım. E ne oldu bugünkü 10 kişinin 7 tanesi daha işsiz kaldı mı? Geriye kaldık 3 kişi, yaratıcı iş yapan iş kişi. İnsanın yapabileceği işi yapan kişi. Dolayısıyla sizi böyle bir gelecek bekliyor. Yaratıcılık tarafınızı geliştirmeniz şart. Ve yapay zeka yazılımlarını kullanmayı bilmiyorsanız, bilişim teknolojilerini kullanmayı bilmiyorsanız, bunu inovatif olarak işlerinizde nasıl kullanacağınızı, nasıl geliştireceğinizi bilmiyorsanız ilerlemeniz mümkün değil. Ve bu hukuk değil. İsterseniz hekim olun. Bugün yakın gelecekte patolog kalmayacak. Çünkü yapay zeka yazılımları patologlardan çok daha iyi kanserli hücreleri tespit ediyorlar. Bugün robotik cerrahi devrede, uzaktan erişimde ameliyat yapılıyor. Veya sanat, notaları giriyorsunuz, mükemmel çalıyorlar. Hatta o yüzden araya hatalı kodlar geliyor ki o insandan sadır olan hatalar olsun diye. Dolayısıyla gördüğünüz gibi geleceğin tamamı bilişim ve yapay zekada. Hangi işi yaparsanız yapın. Bugün futbolda bile VAR diye bir sistem var. Gerçekten penaltı mı, gerçekten ofsayt mı buna bakılıyor. Sizlerden beklentimiz ülkemizi ve insanlığı ve tabii ki kendinizi ileriye taşımanız, kendi sıfırınızı bir yapmanız, böylelikle toplum olarak sıfırdan bire doğru yükselebilmek. Bunu yapmanız için de mutlaka ve mutlaka bilişim teknolojileriyle dost, arkadaş, kardeş olmanız, onlarla işbirliği yapmanız gerekiyor.